Alo. İbrahim Beyciğim nasılsınız? Alo, duyuyor musunuz? İbrahim Duyuyorum, Bey. Duyuyorum, iyiyim. Sağ olun. Nasılsın? Vallahi ne güzel yani geliyor şu sesi. Anda sesinizi duyunca tabii burada bize yani bir heyecan bastı ellerimiz. Maşallah. Terlettiniz mi? Vallahi baba sorma ya. Daha tam soramadık sizin korkunuzu. Sana Karayazım habersini gönderiyorum. Bir türlü gelmiyor. Ya gönderseniz yayınlayacağız şurada ama gelmedi. İnternette sorun var. Burada onun için. He, internette var. İbrahim Bey, konuşuyoruz şimdi de yeni şarkısını nasıl buldunuz? Dinlediniz mi İdo'nun? Süper, süper. İdo'nun yaptığı her şey süper. İdo bak. Kral. Ama İdo hiçbir zaman yanlış bir şey yapmadık bugün. Allah da yaptırmasın. Amin. Amin. Peki ama biraz dik başlı mı İdo İbrahim Bey? Çünkü şey yapıyor böyle bir böyle ben bildiğimi okurum falan havalarında. Yok hata yapmam demiştim. O espri yapıyor. Az önce espri yapıyor. Hata, espri yapıyor. Kapı atarım. Diye mi aldım? Ya değil mi? Hata yani hata. Konuşma bro! Ya. Yediği arada zaman fırçayı değil mi? İdo öyle bağırılacak bir çocuk değil. Evet. Ne? Kendi kendine muhafaza edilmiş bir çocuk. Evet bağırılacak bir çocuk değil, doğru söylüyorsun. Aynen aynen. Ben bugüne kadar hiçbir çocuğuma tokat vurmadım Ahmet'in haricinde. Hiç kötü çekmedim. Bak bir tokat ver elimi bile sürmedim. Valla. Çocuklarımı çok severim, dövmeyi de sevmem. Dövmeyi sevmez babam hakikaten. Dövmeden nefret eder babam. Dövmeyi de sevmez. Ama bak sana bir tokat atmamış. Attı mı sana tokat? Yok. Yok, yok, yok hiç. Ben babamdan daha bir sesini yükselttiğini bile duymadım. Bak hiçbir çocuğuma yapmadım zaten diyor. Yemin İbrahim. Ediyorum duymadım. Peki bu dövmeleri falan beğeniyor musunuz bunun tarzını, İdo'nun tarzını İbrahim Bey? Vallahi o kendi tarzı. Bak görüyorsun. Ben canım yanacağı hiç önerle bir şey yapmam. Nasıl hareketindi baba, böyle miydi? Kendi tarzı. Nasıl anlamam? Bu hareketin vardı ya, böyle bir şey vardı ya senin, evet. Ellerini iki yana açıp şey yapalım. Hele bak şuradaki burun kıvrımına bak. Anlamıyorum. İbrahim İnternette Bey, sorun bir var. Şey söyleyeceğim. Çok benziyorsunuz. Farkındasınız değil mi siz de? Ağzı, burnu, kaşı, gözü aynı sizsiniz konuşması. Ay, şu anda aynı ben ya. Burnu bile aynı. Ama benden yakışıklı. Estağfurullah baba, nerede keşke. Bu nasıl bir 90 oldu böyle İbrahim Bey? Efendim? Bu 1.90 olmuş bu. Nasıl 1.93 oldu? Boyu nasıl bu kadar uzun oldu? Bol çiğ köfte yiyerek. Ona çalışırken biraz biberden fazla kaçmış. İbrahim Bey, İdo'ya sorduk albümü ne zaman çıkacak? Polat Yağcı'yla beni kandırıyor olabilirler dedi. Nedir albüm çalışması, ne durumda? Yok yok, kandırma yok. Kandırma yok. Benim bir takım işlerim var. İşlerimi halledeyim, moralim yerine gelsin. Her şey çalışırken merak etmeyin. Ay çok vallahi özledik sizi ya. O kadar özledik ki anlatamayız yani. Ben benim özlemedim mi sanıyorsun? Ama bu bitsin evet. Bu hasret artık. İbo Show için 13 milyon lira teklif etmişler size. Doğru mu İbrahim Bey? Geçen doğrudur. Doğrudur. Doğru değil mi? Doğru. Keşke alsaydınız İbrahim Bey ya. Az para değil mi? Keşke bizim gibi olsa biraz da kendisi. Yani nasıl reddedilir adamın yani? Adamın hiç parayla işi yok. Allah büyüktür, Allah büyüktür. Daha büyük paralar alırız inşallah. İbrahim i̇nşallah Bey. Alacağım her paradan vatandaşı faydalanacağım. Evet. Aynen. Ben pandemi bu kadar hiç olabildiğim için. Peki bir şey söyleyeceğim ama İbo Show'u da yapacağız değil mi? Yapılacak yani. İnşallah, inşallah. Allah sağlık versin. Yani siz sağlıklısınız zaten İbrahim. Yapmadan gidersen gözüm açık gider. Bak söyleyeyim. Değil Allah mi? Korusun. Yok vallahi yapacağız. Mutlaka yapın. İbrahim Bey şimdi Dilan şarkıcı, İdo şarkıcı oldu. Böyle bir şarkı yolunda gidiyorlar. Bu çocuk Elif de başladı söylemeye. Ya Elif Bey bayılıyorum ya. Ha doğru Elif adı da, o da var. O da başladı. Bayılıyorum. Bu nasıl bir gender? Peki en iyi hangisi söylüyor? Ben. O zaten tartışılmaz. O zaten tartışılmaz ama ondan sonra da Elif söylüyordur herhalde. Aramızda sizden? En iyi Elif söylüyor. Ondan sonra Dilan, en son ben. Yo, hep evet. Ailede bir tek ben, bir de İdo. Onun dışında Dilan da çok da söylüyor ama Dilan'ın farkı da bir değişik. Evet. Çok güzel de Dilan'ın tarzı. Ama Dilan da çok iyi şarkıcı. Aynı o da evet. Size benziyor. Saçı benziyor. Onun da gözü benziyor. Şimdi İdo'ya sorun bak. İdo'ya sorun. Sahneye çıktığı zaman Karayazım habersinde mi çok alıp yoksa diğer parçalarında mı? Doğru doğru. Hangisine çok alıyorsun? Ama babam da biliyor bunu. Videosunu yollamıştım babama. İnanılmaz bir şey bu.
bir yerde sahneye çıktığım zaman baktım mod düşüyor. İbrahim Tatlıses hangi şarkısına girersem gireyim anında yükseliyoruz. Herhalde ne zannediyorsun? Bu tesadüf anında bir şey değil ki yani. Onu söylüyor herhalde kendisi. O yüzden ben de diyorum yani bizim İbo Show'u yapmamız gerekiyor diyorum. Şart. Ekip çalışıyor ama yanındaki ekip vallahi. Vallahi ekip. Bir şey söyleyeyim mi size? Evet. İbo Show'u nasıl yaparım biliyor musun? Nasıl? İbo, İdo, Dilo. Bak bak. Hah, tamam. Ne güzel olur vallahi. Olay olur. Üçümüz bir araya bakacağız. Bak yemin ederim. Ah çok güzel vallahi, fikir. Vallahi ne güzel fikir. Yemin ediyorum çok iyi fikir. Düşünmem lazım baba. Sana bir kafa atar oradan görürsün. Vay düşünmem mi lazım? Şaka yapıyorum şaka yapıyorum. Yani İdo 13 milyon istiyormuş. Peki şimdi yani 13 milyon. Her seferde olsun. Tabii. İbrahim Bey şimdi 13 milyon alınca onlara da vereceksiniz artık birazcık. Anlamadım. 13 milyon alınca şimdi onlar da hep çalışacak ya. Hep bize veriyor. İlla 13 milyonluk değil ki her zaman olur. Her zamanki parası onun bize verdiği için. Bizde para bitmez sadece azalır. O zaman şey yapalım İbrahim Bey bu İbo Show'u yapalım ya. İbo, İdo, Dilo. Vallahi süper yani. Gerçekten çok iyi. İbrahim Bey geçen gün çok komik. İbo, İdo, Dilo. Aynen süper. Nefis bir fikir valla. Geçen gün bir şey paylaştınız öldük gülmekten. evlenenler erken ölüyor. Sigara içen. Evet. Bayıldık ona. Erken ölmek isteyen varsa evlensin. Aynen. Sizin o zaman öyle bir planınız, projeniz yok anladığım kadarıyla. Sen var ya ne tehlikelisin ya. Yok öyle bir projem yok. Aslında bundan sonra da devam ediyorum. Bence artık yeni proje yapmayalım. Bizim en iyi projemiz İbo Show olsun. Bu kadar yeter İbrahim Bey. Biz yorulduk çünkü burada gerçekten. Biz sizi ekranda görmek istiyoruz ve İbo Show. Ben albümde falan değilim ama İbo Show'dayım yani. Biz bu programı neredeyse İbo Show'la yapacağız ya. Bütün arşiv İbo Show. İbo Show olmasaymış ne yapacakmışız? Gerçekten sana söylüyorum. Bizi artık herhalde hasretten öldürmeyeceksiniz değil mi? Mesaj alındı herhalde. Elif ama geçen gün çok güzel bir video paylaştı Atatürk'ü gözyaşları içinde falan. Vallahi bayıldık Elif. Onun şeyini öğrendim. Neymiş? Atatürk'ün ölüm yıl dönümünde okulda onu işlemişler. Adamızı işlemişler. O da oradan etkilenmiş. Ama böyle bir şey olamaz. Bir versenize Allah aşkına. Bir dinleyelim şunu. Ölünce kalkacak mı? Hiç mi kalkmayacak? O zaman yatarken de ağlarım ben o güzelim Atatürk'ü diye. Ay güzelim Atatürk'ü ya. Tatlım ya. Güzelim Atatürk seni. Ay. Annemi daha çok seviyorsan o da seni seviyor. Allah Allah. Ben de seni seviyorum. Allah şimdi bunu buraya getirir bence. Ben sana bir şey mi? Yani yüzyılım mı diyorsun? Güzelim İbrahim Bey tamam aldım. İbrahim Bey. Geçen gün bir yorum yapmışlar. Nedir? İşte efendim Peygamber Efendimiz'i tanıyor. Ne? Atatürk'ü tanıyor da. Kardeşim onu o değil yani. Şu anda geçenlerde de Allah dedi. Allah kaç dedi sordu anası. Bir dedi. Çocuğa ne istersen onu öğren. Allah'a da tanıyor, Allah'a da bil diyor. Artık bu saatten sonra ölümünle ne olduğunu biliyor. Yani biliyor her şeyi. Bilmez mi canım tabii ki. Bana göre şimdiki yetişen çocukların hepsi süper. Evet evet aynen. Süper. Şimdi siz bütün çocuklarınızı seviyorsunuz ama tabii buna herhalde bir içiniz gidiyordur değil mi? Buna içiniz gidiyordur. Bu en küçük tabii şimdi de ondan en küçük olduğu için. O benim altın ufağım olduğu için. Ay bu felaket bir şey. Altın ufağım. He, altın ufağım tabii. Translate edeyim ben size. Bir şey söyleyeyim mi? Nasıl? Translate ya çevirdim. Çevirmenlik yapayım ben dedim. Vay vay translate. İngilizce konuşuyor oldunuz İbrahim Bey. Amerika'ya gönderdiğiniz için translate diyor. Yani tercüme edeyim diyor size diyor yani. Nerede? Yani söyle bakmam anlamıyorum. Şimdi baksana yürüyecek göreceksin İdo.